Merhaba, ben Serkan Mert. World Creator'ın Unreal versiyonunu çekiyoruz. Şimdi burada hazırlamış olduğumuz çalışmayı şimdi ben hızlandırılmış video olarak da yayınladım. Aşağı yukarı 10-12 dakika falan sürdü bunu yapması. Tabii bunu yapmamda özel bir sebep var. Yani şimdi Unreal'a taşıdığımızda bu görüntülerin eşleştiğini rahat gösterebilme açısından böyle özellikle kontrollar oluşturdum ki hani eşleştiğini rahat bir şekilde size göstereyim. Aynı zamanda çalışmalarda eğer hani siz deniz kullanmak isterseniz diye Unreal'da bu denizin de nasıl eklendiği ve nasıl kullanıldığı ile ilgili de bir şey olsun diye böyle denizli olan bir şey manzara oluşturdum, bir kar manzarası oluşturdum. Yani burada çok basit görünebilir. Yani oluşturması çok basit. Hakikaten de pratik bir şey. Ama bunu Unreal'da taşıdığımızda orada göreceksiniz. Yani hakikaten de çok etkili görünüyor. Şimdi burada iki şey var. Yani burada birkaç şey var daha doğrusu. Yani iki şey demeyeyim. Burada birkaç şey var. Şimdi bu oluşturmuş olduğumuz modellerin detay seviyesi yapmış olduğumuz işe göre değişiyor. Yani şimdi biz bir sinematik çalışıyorsak, yani benim işim genelde bu tarafta, sinematik çalıştığımızda genelde bu model üzerine oluşturmuş olduğumuz texture'lar bizim işimizi fazlasıyla görüyor. Çünkü modeller genelde uzakta olduğu ve uzak çekim genelde yaptığımız için, aldığımız için bu arazi üzerindeki detaylar zaten seçilemiyor. Yani siz ona detay ekleseniz bile fazlasıyla o detaylar zaten mesafe itibariyle görünmeyecektir. Dolayısıyla bunlarla uğraşmanın, bunlarla zaman harcamanın bir anlamı yok. Aynı sonucu, yani uğraşsanız da uğraşmasanız da nihayetinde aynı sonucu alacaksınız. Fakat oyun tarafında çalışıyorsanız tabii doğrudan zemine yakın olduğunuz için, doğrudan zemini gördüğünüz için buradaki bu detaylar orada çok kötü görünecektir. Yani detaylar değil mi de texture'lar, dokular vesaire şeyler kötü görünecektir. O yüzden İki farklı şekilde çalışmanız gerekiyor. Yani sinematik mi çalışıyorsunuz, oyun mu çalışıyorsunuz? Her ikisini de burada göstermeye çalışacağım size. Ne yapılması gerektiği ile ilgili. Bir de şunu ekleyeyim. Şimdi bu tabii prosedürel yapı üzerinden işlediği için yani bu Unreal ve işte benzeri platformlardaki burası da dahil. Biz rahat iş çıkartabilelim. Bu konularda bir uzmanlık gerekmesin diye prosedürel bir yapı oluşturulmuş. Kendileri bir yapı oluşturuyorlar. Ve siz bu yapı üzerinde bazı verileri, bilgileri değiştirerek sahne oluşturuyorsunuz. Yani aslında burada bireysel bir yetenek yok. Yani adamlar zaten burada her şeyi yapmış. Siz sadece o adamların hazırlamış olduğu hazır yapıyı kullanıyorsunuz ve onun üzerinden bir şey inşa ediyorsunuz. Şimdi bunlar prosedürel yapılar olduğu için yani öncesinden bütün aşamaların merhaleleri hesaplandığı ve belli bir algoritma üzerine oluşturulduğu için bu yapıya uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bunun dışına çıkarsanız sistem çalışmıyor. Yani yapmış olduğunuz şey sürekli problem yaşayacaksınızdır. Yapmış olduğunuz şey çalışmayacaktır. O yüzden bu videoyu böyle atlayarak izleme gibi bir alışkanlığınız varsa hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın. Sürekli problem yaşarsanız sonuç alamazsınız. Harcadığınız emeğe ve zamana yazık olur. Ama eğer ciddi anlamda bununla ilgileniyorsanız bunu dediğim gibi yani bütün adımlarını dikkatli dinlemeniz ve adım adım takip etmeniz gerekiyor. Çünkü arada söyleyeceğim o ufacık şey eğer bunu atlarsanız yani sonuç alamazsınız. Sonuç alamazsınız. O yüzden bunlar önemli. Bu arada şunu da ekleyeyim son. Biz her ne kadar Unreal üzerinden şu anda çalışacak olsak da prensipler yani teknik yapı hepsinde aynı. Yani bunu Blender'da, Maya'da, işte 3D Max'te vesaire yerde de çalışıyor olsak disiplinler, kurallar aynıdır. Yani aynı şeyleri, aynı teknik özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları dikkat ettiğimizde aynı ortak sonucu alacağız. Ortak sonucu alacağız. Tabii hani Unreal çok daha gelişmiş şey anlamında. Nasıl diyeyim? Hani profesyonel olmayan amatörler de iyi işler çıkartabilsin diye her şeyi o kadar basitleştirmişler ki tek tuşla orada her şeyi yapabiliyorsunuz ama tabii işte Cinema 4D'de veya işte ne bileyim 3D Max'te, Maya'da, Blender'da falan bu kadar pratik değil. Bu kadar pratik değil. Orada biraz daha zaman geçirmeniz gerekiyor. Şimdi çalışmamızı hazırladık. Yani bu ne olursa işte herhangi bir şey yaptık ve bunu Unreal'a şimdi export edeceğiz, taşıyacağız.
Burada bizim dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Eğer burada beni takip ediyorsanız şu an işte bu ölçek olarak ben 1 bölü 2 yani 2 metrekare 2 kilometre karelik bir arazi çalıştım ve bunun üzerinden oluşturuyorum. Bunu aklınızda tutmanız gerekiyor. Yani biz şu an burada 2 kilometrelik yani 2048'e 2048 çözünürlüklerde map üzerinde çalışıyoruz. Şimdi burada hazır ayarlarımızı ekleyelim. Bu World Creator'ın oluşturmuş olduğu yani sizin bir parametrik değişiklik yapmanıza gerek kalmadan bunu Unreal'a işte 3D Max'e vesaireye taşıdığınızda doğru aksislerde doğru ölçeklerde geliyor. O yüzden bunu kullanıyoruz. Yoksa eğer isterseniz siz kendiniz parametrik bir değer atamak ister veya bunu şekillendirmek isterseniz burada kendi yapınızı seçip burada ayarlamanızı yapıp daha sonra kaydedip bunu daha sonrasında hazır olarak çağırabilirsiniz. Biz kendilerinin hazırlamış olduğu hazır parametre üzerinden gidelim. Şimdi eleman ekleyeceğiz. İlk başta color'ı ekleyelim. Color map. Daha sonrasında yükseklik haritamızı ekleyelim. Height map bu displacement olarak aslında geçiyor. Bir de normal map'imi ekleyeyim. Şimdi farklı seçeneklerimiz de var burada. Tabii işte mesh var. Biz mesh kullanmayacağız. Çünkü buradaki meshler çok büyük boyutlarda ve yüksek poligon değerlerinde. Normalde renderlarda veya oyun motorlarında prosedürel yapılar kullanıyoruz ki sistemi fazla zorlamasın, performans açısından ciddi bir verimlilik yakalayalım. O yüzden genelde prosedürel yapılar kullanılır. Mesh alırsak eğer, yani 3D bir model olarak, yani bunu FBX olarak da alabiliriz, OBJ olarak da alabiliriz. Bunlar hani baskı alabilirsiniz. Yani printer'da işletip işte onu kendi şeyinize, işte figürlerinize veya kendi iş sahanızda kullanabilirsiniz. Ama oyun veya görselleştirme tarafında tavsiye etmiyorum. Yani sisteminizi ciddi anlamda yoracak olan bir yapı. Metalik özelliği zaten kullanmadığımız için bu şeyi eklememize gerek yok. Normal BP ekledik. Roughness şu an ben tabii nasıl diyelim? Hazır bir doku paketi kullanmadım burada. Hazır doku paketi yani buna biraz zaman ayırıp hazır doku paketleri kullansaydık onların kendi içinde roughness'ları işte normal map'leri vesaire şeyleri olacağı için daha detaylı arazi yapıları oluşturmamız mümkün olacaktı. Ama bunun için tabii zaman ayırmanız ve özel texture'lar veya işte texture paketleri kullanmanız gerekiyor. Kullanmadığım için tabii şu an böyle bir özellik yok. Hatta eklediğim zaman şu an burası bembeyaz görünüyor. Yani böyle bir özellik yok. Bir de ne var? Splat var. Bu splat şöyle oyun tarafında eğer kullanacaksanız splat sizin için önemli. Oyun tarafında kullanacaksanız splat sizin için önemli. Önemi şurada. Şimdi normalde bu araziye biz uzaktan baktığımızda bu sinematik açısından çünkü uzak mesafeden bakıyoruz. Yani bütün detaylar zaten birbirine giriyor. Sinematik açısından fazlasıyla yeterli. Unreal'da bunu göreceksiniz. Bu sinematik açısından fazlasıyla yeterli. Fakat eğer siz burada zoom yapmayı düşünüyorsanız, sinematikler için konuşuyorum. Zoom yapmayı düşünüyorsanız tabii dolayısıyla buradaki çözünürlük ve doku miktarı yetersiz gelecektir. Yani buradaki görüntü sizi tatmin etmeyecektir. Kötü duracaktır. O zaman tabii bu tek map kullanmıyorsunuz. İşte nedir? Burada eklemiş olduğunuz yani şu karın görünmüş olduğu alanlar bu splat sayesinde size bir alpa kanalı olarak verilir ve siz bu alpa kanalıyla bu alanı maskeleyerek buraya kendi oluşturmuş olduğunuz işte shader paketlerini kullanabilirsiniz. Yani elinizdeki işte çimenlik, karlık vesaire gibi yani roughness ile normal map ile final bir materyal, yüksek detaylı materyal kullanıp buraya ekleyebilir ve bunun doku sıklığını veya yoğunluğunu değiştirerek burada işte yakınlaştığınızda bile çok iyi görünecek yani realistik görünecek, çok gerçekçi görünecek dokular elde edebilirsiniz. Onu da şey olarak göstereceğim süreç içerisinde ama bu splat önemli. Şimdi önce color map'e gelelim. Color map'te şimdi burası tabii format biçimlerimiz var. Formatta işte PNG şu an şey yapalım, JPEG de yapabiliriz. Pek fazla problem olmayacaktır. 16 bit almak istiyor musunuz diyor. Gerekli değil. Gerekli değil. Single channel yani burası sadece bu dokunun şeyini alacaktır. Yani bunu aktif ettiğimizde siyah beyaz bir şey verecektir bize. Şöyle show folder yapalım.
Böyle görüldüğü gibi sadece siyah beyaz. Yani bu kullanmış olduğumuz doku katmanlarının bir ön izlemesini verecektir. Yani doku olmayacaktır burada. Şunu silelim. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Kapatalım bunu. İşte sıkıştırma biçimleri, yani burada hiçbir şeyle oynamamıza gerek yok. Unreal'da çalışıyorsak burada hiçbir şeyle oynamamıza gerek yok. Bunu olduğu gibi kaydedebiliriz. Fakat burada önemli olan şu. Biz şimdi Unreal'da çalışacağız ve Unreal'ın kullanmış olduğu terrain, bu arazinin ölçekleri, yani oluşmuş olduğu mesh ölçekleri, yapısı orada farklı işliyor. Yani buradaki herhangi bir değeri orada kullanamıyorsunuz. Herhangi bir değeri orada kullanamıyorsunuz. Şimdi biz burada 1 bölü 2 dedik. Yani normalde 1024 ise 1024, 1 kilometre karelik bir arazi veriyor bize. 1 bölü 2 dediğimiz için bunu 2 ile çarpıyor ve 2048 değerini bize veriyor. Tabii biz bunu Unreal'a taşıyacağız. Unreal'da kullanacağız. Unreal Engine bütün değerleri kullanmıyor. Bütün değerleri kullanmıyor. Bu sebeple bunu 2041 olarak değiştiriyorum. Çözünürlüğü. Bu önemli. Bunu mutlaka 2041, yani 2048 değil, bunu yaparsanız problemli olur. Yani sonuçlar problemli çıkar. Bunun doğru çalışabilmesi, istikrar tutarlı olabilmesi için mutlaka bu değeri 2041 olarak değiştirilmesi gerekiyor. 2041 çarpı 2041. Export select diyelim. Şimdi color map'imizi aldık. Show folder diyelim. Color map'imiz burada. Şimdi bu bizim arazimizin doku yapısı. Şimdi height map alalım. Yükseklik haritası raw, mutlaka raw olarak bunu alın. Çünkü raw içinde çok daha fazla detay barındırır. Burada bit derinliği var. Yani normalde 16 bit, işte 32 float olarak kullanılıyor. Float ben tavsiye etmiyorum çünkü bu iyi çalışmıyor. Yani dokular ciddi anlamda bozuluyor. Bambaşka bir şey çıkıyor. Burada en ideal çalışanı 16 bit. Yani 16 bit şu an zaten ayarlı. 16 bit bizim için fazlasıyla yeterli. Buralarda fazla bir şey oynamanıza gerek yok. İşte hangi kanalı kullanmak istiyorsunuz? RGB, RGB Alpha veya kırmızı, red veya tamamı. Burada herhangi bir şeyle oynamamıza gerek yok. Height map'i seçtiğimde kendisi zaten otomatik olarak bunları ayarlamış, dediğim gibi. Bunu varsayılanları da bırakıyorum. Aşağıya iniyorum. 41, 2041 ayarladığımız değerler hala geçerli. Export select diyorum. Show folder zaten raw olduğu için şu an bir ön izlemesi olmayacak ama bu burada kalsın. Bir de normal map'imiz var. Bunu da varsayılanlar olarak bırakıyorum. PNG'de yine varsayılanlar, hiçbir şey değiştirmiyorum. Dediğim gibi programı yapan kişiler zaten bunun gerekli ayarlamalarını yapmışlar. Yani sizin burada ayrıca bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece burada çözünürlüğü kontrol ediyorum. 2041 çarpı 2041. Export select dedim. Normal map'imde aldım. Normal map'im burada. Hepsini 2041'e, çünkü 2048 çalışıyoruz. Unreal bu değeri kullanmıyor. Kendi değerini kullanmamız gerekiyor. Bu sebeple buradaki değeri 2041 olarak değiştirdik. 2041 olarak değiştirdik. Bir de Splat map'imiz var. Bu hani oyun çalışıyorsak veya sinematiklerde böyle yakın planlar gireceksek, tabi burada biz height map'i aldık normalde. Şimdi height map'i aldık. Yani bunun çözünürlüğü 2048. Uzakta iyi görünür. Yani tek map atacağız. Ve bütün arazimiz bununla şekillenecek ve işte burada görmüş olduğumuz görüntüyü biz burada zaten göreceğiz. Burada göreceğiz. Ama bu uzak çekimler için geçerli. Yani burada fazlasıyla yeterli. Fakat yakın plan çekimi yapacaksak veya oyun tarafında kullanıyorsak biz bu map'i kullanamayız burada. Yani o zaman dokular, desenler kötü görünecek. Yani o çözünürlük sorunu olacak, piksellenmeler olacak. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Burada kullandığımız dokuyu orada yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Fakat burada yeniden inşa ederken buradaki bu girintileri, çıkıntılara vermiş olduğumuz renkler veya değerleri yakalayabilmemiz için burada splat, yani bu eklemiş olduğumuz dokuları alpalar olarak veriyor ve siz o alpalar sayesinde işte elinizdeki hazır shader paketlerini, işte o materyalleri, işte bu QXL sitesinden olabilir veya sizin kendi oluşturmuş olduğunuz özel
dokular, dok paketleri olabilir. Bunları uyguladığınızda sadece ölçeğini değiştirmeniz yeterlidir. Yani burada renkleri atmış olduğunuz yerler kendisi otomatik olarak zaten bunu yerleştirecektir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, işte gene PNG dedim, 16 bit olarak tercihe bağlı olarak seçebilirsiniz. Burada single channel dememiz gerekiyor. Yani burada normalde biz export select dediğimizde burada şöyle yapıyor. Shuffle diyelim. Şimdi burada şöyle yapıyor. Burada bu bizim şeye eklemiş olduğumuz işte obje üzerine araziye eklemiş olduğumuz dokuları tek bir map üzerinden alıyor ve bunları farklı renklerle tanımlıyor. Siz Unreal'da bu renkler üzerinden yine bunu ayrıştırabilirsiniz. Fakat burada benim tavsiyem, ki genelde kullanılan şey de budur. Bunun yerine eğer siz burada single channel derseniz hepsini tek bir kanal olarak alacaktır. Hepsini tek bir kanal olarak alacaktır. Yani mesela burada ne çalışmışım ben? Arazime geliyorum. Doku kısmına girdiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane renk paleti kullanmışım. 6 renk paleti kullanmışım. İşte bu alttaki zaten şey flat color, yani beyaz olarak şey olarak bırakmıştım ben. Yani bu ne demek? Biz single channel yaptığımızda tek kanal olarak hepsine ayrı ayrı at dediğimizde 6 tane şey atacak, resim atacak ve bu resimlerin her birisi bizim buraya eklemiş olduğumuz filtrelerin, işte hani arazinin girdisi çıktısı vesaire gibi, hangi rengin veya dokunun nereye geleceğini belirlediği alan. Export select diyelim. Show folder diyorum. Şimdi burada görürseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani ne yapmış oldu? Benim burada oluşturmuş olduğum her bir doku paketini ayrı ayrı siyah renkte, siyah beyaz renkte verdi ki ben bunları alpa olarak kullanabileyim. Yani materyal attığımda o alpa sayesinde sadece şuraya o shader'ımı uygulasın. Sadece buraya bu shader'ımı uygulasın. Şimdi burada çalışmamızı yaptık. Unreal'a geçelim. Yani dosyalarımızı aldık. Unreal'a geçelim. Fakat tekrardan altını çiziyorum. Burada şunu mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Burada Unreal şeyde, World Creator'da metre üzerinden oluşturuluyor yapılar. 1024'de 1024 üzerinde çalışıyoruz. Bu 1 kilometrelik bir arazi oluşturduğumuz anlamına geliyor. Biz bunu çarpı 2 dediğimiz, yani 1 bölü 2 dediğimizde bunu 2 ile çarpıyoruz. Yani 2 kilometrelik bir araziyle çalışıyoruz. Bunu şunun için tekrarlıyorum. Unreal Engine santimle çalışıyor. Yani Unreal Engine şeyi, ölçü birimi kendi arayüzünde kullanmış oluyor. Yani standart işte kullanılan lisanslı, ki hepimizin kullanmış olduğu şey, yani çok özel bir şey kullanmıyorsanız onlar genelde santim üzerinden, yani oradaki bir birim bir santime tekabül eder. Bir santime tekabül eder. Buradaki gibi metre değildir. Metre değildir. Bunu Unreal'da gerçi tekrardan şey yapacağım. O yüzden bir de şey var burada. Şimdi biz tabii 2048 çalıştık. Yani bunların altını çiziyorum. Bunlar çok önemli çünkü. Bunları kaçırırsanız, bunların dikkat etmezseniz sonucu alamazsınız. Yani sonuç alamazsınız. Bir de tabii biz burada 2048 oluşturduk ama Unreal'ın kendi ölçü birimleri var. Kendi parametrik değerleri var. Yani bunu 2048 olarak kullanamayız. Bu problem. O yüzden bunu 2041'e düşürdük. 2041 olarak yapılandırdık ki Unreal'da tutarlı, eşleşen bir yapımız oluşsun. Şimdi Unreal Engine'a geçelim. Buradaki işimiz bitti. Evet, şimdi Unreal Engine arayüzündeyim. Burada sizin yapmış olduğunuz projeye bağlı olarak oyun çalışıyor olabilirsiniz veya sinematik çalışıyor olabilirsiniz. Buradaki ilgili dosyayı siz kendinize göre seçersiniz. Ben sinematik çalıştığım için projelerimde, o yüzden burada boş bir sayfa seçip Unreal'ı burada başlatıyorum. Şimdi Unreal geldi. Burada şu şeyi bir kaldıralım. Şimdi burada biz denizde kullanacağımız için önce Water plugin'i aktif etmemiz gerekiyor. Eğer yeni açtıysanız ve bu plugin aktif edilmediyse ve kullanacaksanız mutlaka bu plugin'in aktif edilmesi gerekiyor. Bunu önden yapıyoruz çünkü plugin'i aktif ettiğinizde Unreal tekrar kendini yeniden başlatır. Bunlara takılmamak için şu an Edit'ten plugin sekmesine giriyorum. Buraya
arama kısmına water yazıyorum. Burada görmüş olduğunuz water sekmesini aktif ediyorum. Yeniden başlatılması gerektiğini söylüyor. Restart deyip Unreal'ı şimdi yeniden başlatacağım. Evet, şimdi Unreal'ımızı başlattık. Şimdi arazimizi önce bir oluşturalım veya isterseniz sonra da oluşturabilirsiniz. Yani önce materyali oluşturup araziyi sonra da oluşturabilirsiniz. Landscape seçeneğine giriyorum. Burada import, yani bizim elimizde bir doku var. O dokuyu biz kullanacağız. O yüzden import sekmesine geldim. Burada heatmap file dosyasını istiyor. O World Creator'dan çıkartmış olduğumuz raw olan heatmap'i burada seçeceğiz. Heatmap pin bulunduğu klasöre geldim. Burada heatmap'i seçiyorum. 2041x2041 çalışıyoruz. Buna dikkat edin. Açlıyorum. Burada kendisi zaten otomatik olarak 2041'e 2041, yani imajı kendisi zaten uyarladı. 2041'e 2041, burada bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Yalnız burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi World Creator metre üzerinden oluşturuyor arazileri. Unreal'ın kullanmış olduğu ölçü birimi santim. Yani bu ne demek? Biz eğer bunu bu şekilde olduğu gibi kullanırsak burada olduğundan çok daha büyük bir arazi ortaya çıkacak demektir. Olduğundan çok daha büyük bir arazi çıkacak demektir. O yüzden scale kısmına geliyorum. Nedir? Metreden santime düştüğümüzde bir sıfır çıkartmamız gerekiyor. O yüzden ölçek scale kısmından scale kısmını 10 olarak değiştiriyorum. Yükseklik kısmında da şöyle şunu değiştirelim, kamera hızını. Yükseklik kısmında da tabii bu değeri düşürmemiz lazım. Yani mesela burada ne diyelim, 6 diyelim şimdilik. Bunu daha sonrasında şey yapabiliriz. Burada tekrardan ölçekleyebiliriz. Şimdilik biz şey diyelim, import deyip sahnemizi ekleyelim. Şimdi sahnemiz geldi. Şu şekilde. Sorunsuz, doğru yönde ve istediğimiz detayda şeyimizi ekledi, projemizi ekledi. Şimdi tabii materyal yok. Malzememizi buraya atamamız gerekiyor. Bu arada bu ölçeği burada landscape'i seçtiğinizde buradaki scale'den bu yükseklik birimini buradan daha sonrasında değiştirebilirsiniz. Yani mesela örneğin ne diyelim, 10 çok olur, 8 desek fazla oldu. Neyse biz gene 6 diyelim. 6 iyi gibi, olmazsa daha sonra değiştiririz bu ölçeği. Şimdi burada biz map'imizi alalım. Şimdi map'imiz burada. İlk başta şeyden başlayalım. Oluşturmuş olduğumuz tek resim üzerinden gidelim. Yani biz uzaktaki bir şey çalışacağız. Görüntüden bir realistik şey, sinematik bir görüntü çalışacağız. O yüzden Color Map'i ve Normal Map'i seçiyorum ve burada atıyorum. Şimdi normalde bunları siz klasörleyin. Yani ben basit olması için hepsini bir yerde kullanıyorum ki kafa karışıklığına sebebiyet vermesin. Ama siz bunları mutlaka klasörleyin. Yani mutlaka hepsini gruplayın. Şimdi yeni bir materyal oluşturuyorum. İsim vermeyeceğim. Siz isim verirsiniz çalışmalarınıza. Çift tıklayıp materyalimi açıyorum. Açamadım. Nerede? Diğer ekranda. Şöyle bir saniye. Evet, diğer ekranım kapalıydı. O yüzden videoyu burada durdurdum. Şöyle tekrardan burada şey yapalım. Materyale çift tıklıyorum. Malzemelerim geliyor buraya. Color map'i sürükleyip çalışma materyal kısmına atıyorum bunu. Şimdi burada biz tabii terrain çalıştığımız için burada biz landscape kullanmamız gerekiyor. Landscape layer kullanmamız gerekiyor. Buraya landscape yazdığınızda blend, burada zaten fazla bir seçenek yok, blend aracını alıyorsunuz burada. Bu blend aracında normalde bağlama yeri yok çünkü burada siz katman ekliyorsunuz ve bu sınırsızdır. Yani burada istediğiniz gibi katman seviye ekleyebilirsiniz. Kullanacağınız map sayısına bağlı olarak ki işte oyun tarafında çalışıyorsanız buradaki katman sayısını arttırabilirsiniz. RGB sekmesini layer'a bağladım. Şimdi burada şu önemli, bunu none olarak bırakmayın.
Bunu kesinlikle nan olarak bırakmayın. Mutlaka buraya bir isim girin. Ne olursa olsun. Yani mutlaka buraya bir isim girin. Eğer burayı nan olarak bırakırsanız şeyde landscape'de şey bu arazide bu şey görünmeyecektir. Materyal görünmeyecektir. Şimdi bunu bir yan tarafa taşıyalım. Şimdi biz tabi bu araziye bütün bir map'i yaymak için burada bir şey daha oluşturmamız gerekiyor. Sağ tıkladım. Ve buraya gene landscape yazıyorum. Landscape burada koordinat, layer koordinatı seçtim. Buna bir çarpan ekleyelim. Şöyle çekiyorum. Multiply yazıyorum buraya. Multiply ekledim. Bunu şeye bağlayalım. UV'mize bağlayalım. Şu B kısmına da scalar parametre yazalım. Scalar parametre. Parametre. Bu şeyi dokumuzun ölçeğini yeni boyutunu veya şey yoğunluğunu desen yoğunluğunu tekrarını değiştirmek için kullanacağız. O yüzden buraya text scaler yazalım. Buradaki işimiz bitti. Bunu upload edemiyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Yoksa çalışmayacaktır. Mutlaka bunu kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra şimdi buradaki işimiz bitti. Dokuda işimiz bitti. Şu an öncelikli olarak şey yapıyorum. Basitleştirilmiş materyali çalışıyorum. Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Materyal oluşturmayla ilgili. Yani şu an size olabildiğince basitleştirilmiş, kafa karıştırmayacak yapıyı gösteriyorum. Yoksa burada çok daha farklı metotlar izlenebilir. Bu sizin tercihleriniz ve yapmış olduğunuz işin niteliğine göre değişiyor. Kullanacağınız araçlar ve yapılar. Şimdi materyalimiz burada. Şimdi materyali landscape'e ekleyeceğim. Burada materyal sekmesine ekleyeceğim. Fakat bunu doğrudan eklersek ve bunun üzerinden düzenleme yapmak istersek her defasında işte materyalin içerisine girmemiz gerekiyor ve buradaki yapmış olduğumuz değişiklikleri anlık olarak göremeyeceğiz. Bunu anlık göremeyiz. Çünkü parametre'ı bu yüzden ekledik biz. Bunu kullanabilmek için, parametre özelliğini kullanabilmek için bunu örnekliyorum. Yan tarafa create instance dedim. Yine isim vermeyeceğim buna. Şimdi şöyle burada paint kısmına gelelim. Landscape'de paint kısmına gelelim. Şimdi burada normalde materyal görünmesi gerekiyor. Henüz biz materyal atamadığımız için burada henüz bir şey görünmüyor. Bu sebeple materyal kısmına geldim. İlk oluşturduğum materyali değil, parametre ekledik. O yüzden bu parametrenin çalışması için ve anlık görüntü yapabilmek için bunu örnekledik. Instancer dedik. Ve bu örneklemiş olduğumuz materyali alıyorum ve burada materyal sekmesine atıyorum. Materyal sekmesine attığımızda hemen sol tarafta materyalimiz görünür oldu. Shader'ı yüklesin. Shader'ı yükledi. Şu an materyalimizi attık fakat daha hala şey görmüyoruz. Burada bir sonuç görmüyoruz. Bunu sonuç görebilmemiz için öncelikle bunu tanıtmamız gerekiyor. O yüzden Blended Layer Normal sekmesine tıklıyorum. Nereye kaydedeceğini söylüyor. Siz klasörlersiniz ama ben işte dediğim gibi kafa karıştırmaması için hepsini bir tarafa toplayacağım. O yüzden content kısmına kaydediyorum bunu. Geldi. Burada. Şu anda şeyimizi ekledi. Şuna sağ tıklayıp fill layer diyorum. Yani bütün malzemeye bunu yerleştir. Şimdi tabii biz dokumuzu ekledik. Fakat şu an dokumuz burada çalışmıyor. Dokumuz burada çalışmıyor çünkü ölçekleri şu anda tutmuyor. Yani map'imiz şu an çok büyük, aşırı büyük. Bunu küçültmemiz gerekiyor. O yüzden şey landscape'e eklemiş olduğumuz materyal, yani örneklediğimiz instance materyalini açıyorum. Parametre eklemiştik. Bu parametrenin aktif olması için yanındaki tiki kaldırıyorum. Şöyle. Şimdi burada bir parametrik bir şey değer girmemiz lazım. Yani resmin boyutuyla oynayacağız. 0.0 ölçü birimi. O yüzden şu an burada bir şey görünmüyor, yani 0. Şimdi buna 0.0 3.0 diyorum ve 49. Bu önemli. Bu sayıya dikkat edin. Enter'lıyorum. Sonucu okey diyorum ve şu an map'imiz tam oturdu. Eğer bu değer farklı olursa, çünkü bu ölçekleme yapıyor. Mesela örneğin 1 diyelim. Görüldüğü üzere
Şu an map'imizin dokusu çok daha fazla. Yani nedir? 4 tane şey yerleştirmiş. Yani şu map'ten 4 tane yerleştirmiş. Bunun olmaması için buradaki sayısal değer önemli. 3-0 49. Bunu eklediğinizde birebir örtüşecektir. Birebir örtüşecektir. Şu. Şimdi buradaki işimiz tamam. Şimdi bu tabii materyalimize bir de bizim normal map'imiz var. Normal map'imizi de ekleyelim. Instance sıra değil, orijinal materyalimize, yani ilk oluşturduğumuz bizim malzemelerin olduğu materyale geliyorum. Normal map'imi aldım, buraya atıyorum. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını biz normal, yani buradaki diğer katmanlar için de bu geçerlidir. Yani şu blend layer'ı, şey landscape blend layer'ı mutlaka diğer kanallarda da kullanmanız gerekiyor. Bunu kopyalayacağım. Ctrl C V diyorum. Buraya yapıştırdım. Normal'a bağlıyorum bunu. Şimdi bu katmanları eklediğinizde burası önemli. Yani eğer buradaki ilk katmana siz 01 ismini verdiyseniz, ki bu oyun tarafında buradaki layer'lar çoğalacak. Onu göstereceğim daha sonrasında. Buradaki yani indeksteki karşılığı neyse, yani işte bu işte burada 01 olarak biz isimlendirdik bunu. Aynı indeksteki işte normal map'e bağlamış olduğunuz blend şeyde de 01 yazması gerekiyor. Mutlaka ismin aynı olması gerekiyor. Eğer bu olmazsa çalışmayacaktır. Yani normal map'imiz çalışmayacaktır. Biz burada tabii bunu kopyalayıp yapıştırdığımız için buradaki varsayılan değer, yani buradaki değerler bunun için de geçerli. Burada ekstradan bir düzenleme yapmamıza gerek yok. Normal map'i bağladım. Tabii bu ölçeğini de oturtabilmesi için bunu da alıp burada U'ya bağladım. Şöyle aşağıya şöyle şey yapalım. Şimdi bunu kaydettiğimde normal map'in etkisini burada göreceğiz. Normal map'inizin etkisi burada geldi. Şimdi bu şey için bize yeterli. Yani normalde işte biz manzara çalıştığımızda şöyle şunu select moda geçelim. Buradan ışığımızın yönünü ayarlayalım. Gözlemleyecek diye. Şimdi denizimizi ekleyelim. Biz plugin'de denizi aktif etmiştik, denizimizi. Yani su efektimizi aktif etmiştik. Burada class'lara gidiyorum. En alt water W, en alttadır bu. En alta iniyorum. Burada water'la ilgili seçeneklerimiz var. Water'la ilgili seçeneklerimiz var. İsterseniz burada custom kullanabilirsiniz. Body custom. Şunu ölçeğini 100 olarak değiştireyim şimdilik. Şöyle pozisyonu da sıfırlayalım şuraya. Şu skill'e. Öyle çekelim. Şu. Arazimizi oluşturduk. Bizim şeyimiz nerede? Player start. Şimdi şu player start'ı şuraya alalım. Şimdi burada ön izleme yapalım. Oyunumuzu başlatalım. Yani tabii biz oyun oynamıyoruz da, yani şey olarak. Şimdi normalde çalışıyor. Yani şu an iyi bir sonuç aldık. Uzakta olduğu için tek map kullanıyoruz ama ona rağmen yine de çok iyi bir sonuç alıyoruz. Yani sinematikler de bu fazlasıyla işinizi görür. Fakat yakın plan çalışıyorsanız veya oyun için kullanıyorsanız
Zemine baktığımızda buradaki şey hiç tatmin edici değil. Görüntü hiç tatmin edici değil. Bu sebeple bunlara bu işte World Creator'dan almış olduğumuz tek map'i kullanmak yerine kendi shader paketlerimizi, yani bu Quixel'den olabilir veya kendi yapmış olduğumuz malzemeler olabilir. Bunları kullanmak istediğimizde mantık aşağı yukarı yine aynıdır. Mantık yine aşağı yukarı aynıdır. Fakat burada şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yani bu malzeme sekmesinde biz buraya şey eklemiştik. Hani World Creator'dan almış olduğumuz o solo imajı eklemiştik. Bunu eklemiyorsunuz buraya. Sizin Quixel'den edinmiş olduğunuz diffuse map'i, normal map'i vesaire şeyleri ekliyorsunuz. Ve burada işte o Biomes'lara bağlı olarak, yani o işte 6 tane dokumuz var. Bu ne demek? 6 tane shader'ımız olması gerekiyor. Malzememiz, materyalimiz olması gerekiyor. Buradaki blend layer'daki katmanı biz ne yaptık? Bir tane index açtık. Çünkü bir tane map kullanıyoruz. Fakat biz shader'lar kullanacağımız zaman işte bizim 6 tane katmanımız var. Bu sebeple 6 tane katman açıyoruz buraya. 6 tane her birini isimlendiriyor. 01, 02, 03, 04, 05, 06 diye. Bunu diğer hepsinde yapıyoruz. Ama burada dikkat etmemiz gereken ne? Buradaki indeksin, yani birinci indekse veya sıfırıncı indekse vermiş olduğumuz isimle buradaki sıfırıncı indeksin ismi aynı olması gerekiyor. Yani burada ilk layer'da, yani base color'a bağlamış olduğumuz layer'da 6 tane şey var, indeks var. Sıfırıncı indeksin ismine 01. Normal map'te bağlamış olduğumuz bu indekste de sıfırıncı indeks 01 olmak zorunda. 02 olursa çalışmaz. Materyalinizi burada bu şekilde hazırlıyorsunuz. Bunu hazırladıktan sonra tabii siz bunu attığınızda hangisinin görünüp görünmeyeceğini ayarlayabilmeniz açısından burada yapmanız gereken şu var. Biz landscape'e şey eklemiştik. Burada malzememizi eklemiştik şurada. Bunu işte bu indeksleri eklediğinizde edinmiş olduğunuz şeyler vardı. Bu neredeydi? Buradaki bu splat map'ler var. Bu splat map'leri bu şeylere kullanıyorsunuz. Buradaki materyallerin nasıl diyelim? Alpa kanalı olarak bunlara ekliyorsunuz. Bunu ekliyorsunuz. Bunu eklemeniz lazım. Bunu eklemezseniz eğer burada şey çalışmayacaktır. Mesela bu malzememizi eklediğimizde burada doğrudan mesela örneğin materyalimizi buna şey şunu değil de şunu atalım. Malzememizi attık. Layer sekmesi var. Layer sekmesini açıyorum. Malzememiz burada görünüyor. Hemen şurada görünen şey var. Map kanalı var. İşte bu map kanalına bizim bu oluşturmuş olduğumuz splat map'i ekliyoruz. Bunu eklediğiniz zaman sadece şurada görmüş olduğunuz, yani bunu eklediğiniz zaman bu materyal sadece bu splat map'teki sadece şu beyazların olmuş olduğu alanlarda görünecektir. Yani bunu maskeleyecektir. Siyah olan alanlar kapatılacaktır. Ve tabii siz bu 6 tane materyal eklediğinizde ve her birine bu kanalları, alpaları eklediğinizde yine aynı sonucu alacaksınız. Shader'daki doku yoğunluğunu değiştirdiğinizde siz buna ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, yani istediğiniz kadar yaklaşın, buradaki detay seviyesi inanılmaz boyutlarda olacaktır. Ama böyle sinematik çalışıyorsanız yani bu bile sizin için fazla. Tabii biz burada bir de şunu şey yapalım. Ya ona hiç girmeyelim. Yani neyse. Evet. Yani kısaca sinematiklerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben Serkan Mert. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.